etmektedir. Bilinç transferi sonucunda ortaya çıkan insan ırkının iki yeni sınıfı bu güce ulaşabilmek için büyük bir mücadeleye girişir. İzleyenler birlikteliğimiz devam ediyor. Programımızın 3. ve son bölümüyle karşınızdayız. Stüdyomuzda Sayın Ferdi Sabit Soyer vardı. Kendisini uğurladık ve günün ikinci stüdyo konuğuyla devam ediyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doktor Sıla Usar'la beraberiz. Kendisine hoş geldin diyorum. Zaten size hani konuşacağımız konuları genellikle sağlık açısından konuşacaktık. Bu kazandığımız zaman içerisinde, en azından evlerimize kapandığımız süre içerisinde beklenilen düzeyde gerekli tedbirler sağlık alanında güçlendirmek adına alınıp alınmadığını da konuşacaktık. Bunları sizlere söyledim. Sayın Usar'a döneceğim şimdi. Tabii önce bana getirmiş olduğu bu hediye için de teşekkür ediyorum. Bu bir maske ve bunu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kadın örgütleri diktiler. Yıkayın da takın diye de söyledi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için. Çok bugün güzel. Burada sizlerle birlikte olmak ve bütün ekiple de birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Evet, bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kadın örgütü. Evet, biz kumaş maske dikimi yaptırdık ve yerel yönetimler aracılığıyla da insanların ihtiyacı olanlara ulaştırılması için çalışmalarımızı başlattık. Kumaş maske önemli. Elbette ki hasta olan kişilerin ya da sağlık çalışanlarının kullanacağı bir şey değil. Bu sadece toplumun, genel toplumun kullanmasını önerdiğimiz bir maskedir. Kumaştır, yıkanabilir, ütülenebilir, temizlenebilir, tekrardan kullanılır. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü maske takılması yönünde çağrılar yapıyor. Geçtiğimiz gün Sayın Pilli de maske taksın herkes dedi. Ama insanların acaba maske alacak parası var mı? Parası olanlar da maskeye ulaşabiliyorlar mı? Bu sorular hükümeti pek ilgilendirmiyor. O yüzden biz de işin burasından bir destek olalım dedik. Ve bu maskeleri ihtiyaç olan insanlara ulaştırmak için biz kendimiz dağıtım yapmayacağız. Tabii bu konuda ehil olan, hijyen kurallarına uyan, yerel yönetimlerin çalışanları aracılığıyla tamamen kurallara uygun şekilde insanlara ulaştıracağız. Ama onlara da diyoruz mutlaka yıkayın ve takın. Evet. Ve böylelikle bir eksikliği de bir parça tamamlamış oluyoruz. En azından elinizden gelen katkıyı koymaya çalışıyorsunuz. Bunu görmek çok güzel. Şeyi sormak istiyorum. Yani siz tabii başta doktor olarak da, yani bir hekim olarak da bu sürece oldukça hakimsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kriz yönetimini? Yani şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman dedi ki biz muhalefet olarak tonumuzu yavaş ve ılımlı tuttukça iktidar bunu yanlış anladı. Yani biz hani sesimizi çıkarmadıkça, onlara destek olmaya çalıştıkça birçok şeyin sarpa sardığını da gördük. Bunların her şeyi doğru yaptığını zannediyor. Bu sefer de böyle bir denklem oluştu. Nasıl değerlendiriyoruz? Tabii iktidarın yanlış düşündüğü birçok şey var. Biz bunları da anlatmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli şey ülkemizin bu küresel salgından en az hasarla çıkmasının sağlanmasıdır. Bunun için de üzerimize düşen her şeyi ilk günden itibaren yapmaya çalışıyoruz. Evet, ilk önceleri sorumlu muhalefet anlayışıyla böyle bir salgın karşısında, böyle bir kriz karşısında bütün ülkelerin bir şaşkınlık dönemi, bir ne yapacağını değerlendirme dönemi olmuştu. Biz de o dönemde önerilerimizi hızlıca hazırladık, hükümete sunduk ve bu şaşkınlık ve ne yapacağını karar verme dönemlerinin geçeceğini sandık kısa bir süre içerisinde. Çünkü birçok ülke bu ne yapacağına karar verme ve durumu değerlendirme işlemlerini çok hızlı yapıp bitirdiler. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki şu anda hükümet hala daha ne yapacağını bilmez durumdadır. O şaşkın durumu da hala daha geçmiş değildir. Neye dayanarak söylüyorum bunları? Aralık ayının sonunda çıktı koronavirüs salgını.
Uzak Doğu'da ve giderek bütün dünyayı sardı. Ve Mart ayının ikinci haftasında Dünya Sağlık Örgütü bunun küresel bir kriz olduğunu ilan etti. Bu ne demektir? Siz bu dünyada bulunan bir ülke olarak bütün bu süreçlerden kendinizi ayrı tutamazsınız. Yani siz bu virüs bizim ülkemize gelmez rahatlığını düşünemezsiniz. Bunu ilk günden bilmeliydiniz. Biz Ocak ayında mecliste yaptığımız kürsü konuşmasında söyledik. Bir uçakla bir turistin bu ülkeye gelmesine bakar bu iş. Sayın Pilli dedik, hazırlığınızı yapın. Laboratuvar olanaklarınızı güçlendirin. Çünkü bu hastalıkta önemli olan bazı şeyler var, hazırlıklar var. Bunların bir tanesi laboratuvar meselesidir. Laboratuvarların güçlendirilmesidir. Bu laboratuvarların güçlendirilmesi meselesi ihmal edildi. Bunu açacağım az sonra. Diğer mesele hastanelerin güçlendirilmesidir, yoğun bakım ünitelerinin güçlendirilmesidir ve bu sağlık sisteminin hastane bacağının da güçlendirilmesi gerekir. Bununla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Bu da yeterince ne yazık ki sonuçlanmadı. Yakın bir zamanda da sonuçlanacağı hiç benzemez. Bunun yanında eğitim, toplumun eğitimi, sağlık çalışanların eğitimi, diğer elzem işlerde çalışacak olan insanların eğitimiyle ilgili çalışmalar yapılmalıydı. Bunlarda da ciddi sorunlar ve eksiklikler ve ihmaller olduğunu biliyoruz. Merkezi karantina konusunu da defalarca gündeme getirdik. İşte bu karantina merkezlerinin oluşturulması, karantina kurallarına göre gereğinin yapılmasıyla ilgili bütün bunlar hükümetin önünde duran meselelerdi. Ve bu meselelerle ilk günden itibaren ilgilenilmesi gerekirdi. Ama bizim şu ana kadar izleyebildiğimiz kadarıyla bu konularda önemli eksiklikler var. Hep böyle yumurtalar kapıya dayanınca alınan kararlar var. O alınan kararlar bilimsel görüşün çerçevesinde ve konunun paydaşlarıyla birlikte ortak akılla alınmadığı için bu kararların birçoğu tartışmalı ve yanlış oluyor. Zaten kendileri de kararları doğru olsun ve tartışmasız olsun diye almıyor. Kararı alıyorlar, insanlar bunu tartışıyor, bakıyorlar bakalım görüntü nedir, hangi taraf daha ağır basmaktadır ve böyle bir popülist tavırla o kararları tekrar revize ediyorlar. Böyle bir yapbozun içerisindeyiz Çiğdem Hanım. O yüzden başkanımız Sayın Tufan Evrurman'ın da söylediği gibi bu iktidarın bizim yapacağımız muhalefete çok çok ihtiyacı vardır. Bu mesele siyaset yapma meselesi değildir. Bizim buradaki tek gayemiz bu toplumun bu krizden mümkün olan en hasarla çıkmasını sağlamaktır. Çünkü bu kriz hala daha devam ediyor. Bir süre daha devam edecek ve bu krizin bu ülkede ne kadar devam edeceği de, ne kadar zarar vereceği de bizim yaptıklarımıza ve yapamadıklarımıza ya da yapmadıklarımıza bağlı olacak. Hal böyleyken bu ülkenin geleceği şu andaki bu sağlık krizinin yönetilmesine bağlı iken ve çok sıkı sıkıya bağlı iken sağlıkta insanlar evlerine kapandılar, bütün çağrılara uydular. Ben gerçekten ülkemizde her bir bireyin de bu konudaki uyumuna çok teşekkür ediyorum. Birçok insanımız bütün önerilere uyuyorlar. Uymayanlar vardır, onların da uyması gerekiyor. Ama çoğunluğa bakıldığı zaman insanlarımız bu önerilere uydular, kapandılar, üzerlerine düşeni yaptılar. İnsanlar iş yerlerini kapattılar. Açsız ve işsiz kalan insanlarımız var. Ne için? Bu hükümet, bu insanların evlerine kapandığı bu dönemde, iş yerlerini kapattıkları bu dönemde bir pandemi hastanesi yapsın diye bu insanlar eve kapandılar. Bu insanlar niye iş yerlerini, evlerini kapattılar? Bu hükümet onların kapalı olduğu dönemde yoğun bakım koşullarını, solunum cihazlarını, diğer tıbbi malzemelerini tamamlasınlar diye eve kapattılar. Kapandılar ve iş yerlerini kapattılar. Bu insanlar efendim zaman geçsin, zaten teste sayısı da yetersiz. İşte iyi gidiyoruz, bizde yatay gidiş var. Efendim iyi gitmekteyiz. İşte sıralamalar veriyorlar. Dünyada bu kadar, şurada bu kadar, burada bu kadar geçsinler bunları. Bu ülkede her bu işi görebilen insan size ne söylüyor? Bir salgın hastanesi yapmanız lazım diyor. İlk önce ne yaptınız siz? Mausa hastanesini salgın hastanesi yapacaksınız dediniz. Elbette elinizdeki imkanlar olasılıklarının içerisindeydi Mausa hastanesinin salgın hastanesi olması.
Sonra baktınız ki buna çok itiraz geldi. Bundan vazgeçtiniz. Sonra bu işi sürüncemede bıraktınız. Bu arada vaka sayıları arttı. Sonra ne yaptınız? Bütün bu ülkenin en büyük sağlık hizmeti veren amiral gemisi Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ani bir kararla boşalttınız. 75 yılında açıldı o hastane. 75 yılında açıldı. O günden beri Kıbrıslı Türklere sağlık hizmeti veren en güçlü hastanemizi. Bugüne kadar birçok ekibin, birçok altyapının bütün eksikliklere, yorgunluklara rağmen en iyi, en kapasitesi yüksek şekilde devam eden bir devlet kurumunu siz bir günde kapattınız. Ve insanları, orada çalışan hekimleri, hemşireleri, hastalarıyla birlikte çok daha küçük bir hastaneye sıkıştırdınız. Ve oraya pandemi hastanesi ilan ettiniz. Biz bunların uyarılarını yaptık, dedik ki, Covid dışındaki hastaları da unutmayın. Onlardan da vazgeçemeyiz. Yani bu ülkede Covid'den ölenler önemli olacak da Covid dışında ölenlerin bir önemi yok mu yani bu kriz döneminde? Bir kişi doktora ulaşamadı diye, ilacını alamadı diye, gerekli tetkiki yapılamadı diye kalp krizinden ölürse ve diğer taraftan Covid'den işte sadece 4 kişiyi kaybettik diye böbürlenemez hiçbir sağlık bakanlığı. Böbürlenemez. Bugün diğer sebeplerden dolayı insanların hayatı risk altına girdi. Neden? Çünkü Nalbantoğlu'nu boşalttılar. Çok daha küçük bir yere sıkıştırdılar. Orada bir düzen sağlanması çok mümkün olmadı. Çok sıkışık bir durum oldu. Nitekim oradan da hani bulaş da olacağını söylüyorduk. Bir hemşire arkadaşımızla da bulaş oldu. O kadar küçük bir yerin içerisinde elbette ki olacaktı. Çünkü çok fazla sayıda hizmeti sıkıştırdılar oraya ve çok büyük bir hataydı. Ha şimdi bu hatadan da döndüler. Bugün Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne geri taşınıyor kolan son aldığımız bilgilere göre. E şimdi bundan sonrası ne olacak? Yani biz bunu bilmek istiyoruz. Ben bunu Sıla olarak hem bir hekim olarak hem bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak hem de bir vekil olarak bilmek istiyorum. Bugün Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne geri taşınıldı. Eğer koronavirüs hastalarının sayısı artarsa, çünkü bir bölümde orada ayrıldı. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani hastanedeki yönetim steril katlarını oluşturdu. İnsanlar acil bir durumlar olduğunda ya da ihtiyaçları olduğunda hastaneye gitmekten imtina da etmesinler. Çünkü koronavirüs hastaları ayrı bir yerde tutuluyor ve bir şekilde temas mümkün değil ve steril katlarda oluşturulmuştur. O yüzden insanlarımız da acil bir durumları varsa hastaneye gitsinler. Tabii ki acil durumu olmayan insanlar biraz bekleyebilir. Ama acil bir durum, acil bir tetkik gerektiği zaman gidecekler. Şimdi ben şunu soruyorum. Koronavirüs vakalarımız artarsa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin içinde ayrılan bölümde doldu dolmak üzere o dolduktan sonra ne olacak? Yani bunu birinin söylemesi lazım, birinin bunu planlaması lazım. İnsanlar kapandılar, iş yerlerini kapattılar, evlere kapandılar. Bu bedeli çatır çatır bu ülkenin insanı ödüyor. Ve insanlar bilmek istiyor bu salgın hastanesi meselesi ne zaman nihayetlenecek. İşte her gün bir de sürpriz yumurta çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi de bu 45 gün sonra tamamlanacak olan salgın hastanesi. Umarım ki olur elbette, kimse yanlış anlamasın ama bu ülkenin şartlarının, bu ülkedeki koşulların, bu ülkedeki bugüne kadar yaşadığımız tecrübeler bize gösteriyor ki bu pek de mümkün değil. O yüzden hükümet bakacak efendim alternatiflerine. Nedir alternatiflerim benim? Bugün Güney Kıbrıs'ta, bugün Türkiye'de bütün hastaneler, özeli, vakfı, üniversitesi, kamu hastanesi, her türlü hastane, şehir hastaneleri, hepsi tümü sağlık sisteminin içine entegre edildi ve yoğun bir tempoda çalışıyor bunlar. Çünkü bir taraftan koronavirüsle mücadele ediyor sağlık sistemleri, bir taraftan da diğer hastalıklarla mücadele ediyor. Ve iki kat, üç kat daha fazla çalışıyor laboratuvarlarda, hastanelerde. Ama bizde ne oldu? Biz özel hastaneleri bir kenara ittik. Onlarda hiçbir şey yapmadık bu sistemin içine. Yaptırım uygulamadı. Hayır. Bomboş şu anda özel hastaneler.
Yani Kolan Hastanesi bu taşınmadan dolayı bir miktar işin içine girmiş oldu ve hizmet verdi. Yakın Doğu Hastanesi sevklerle yine hizmet vermeye devam etti. Ama diğer bugüne kadar ki bütün sağlık, özel sağlık şeyleri, merkezleri, özel hastaneler, mesela özel hekimler sistemin dışında kaldılar. Ve onlar da bu ülkeye hizmet vermek istiyorlar. Onlar da bugüne kadar yapmış oldukları yatırımların değerlenmesini istiyorlardır eminim. Yani biz böyle tek bir yere, küçücük bir yere konsantre olan, odaklanan ve hiç etrafı da değerlendiremeyen bir hükümetin elinde kaldık bu dönemde. O yüzden bu pandemi hastanesiyle ilgili bakacaklar, özel hastanelerle ilgili bir şey mi yaparlar, bir kamu hastanesini mi yaparlar? Yoksa hiçbiri, mesela dünyada da tabii onlarda hasta sayısı da çok fazla olduğu için onlar spor salonlarını, efendim kongre salonlarını pandemi hastanesi yapıyorlar. Bu ülkede bu birikim vardır. Yeter ki kararlılık olsun, yeter ki vizyon olsun, yeter ki desinler ki biz burayı salgın hastanesi yapıyoruz, içerisine yoğun bakım kuracağız veya sadece pozitif olan, hastaneye ihtiyacı olan hastaları koyacağız. Yani bir vizyon, bir karar gereklidir. Biz bu süreçlerde yardıma da hazırız dedik. Uzman arkadaşlarımızla, fikrimizle size yardımcı olmak istiyoruz. Emeğimizle size yardımcı olmak istiyoruz dedik. Bir kenara koydular. Yo dediler, bu işi biz başaracağız. Bu işi, bu bir savaşsa eğer, tek başına insanlar bu savaşı kazanamaz. Savaşa nasıl gidilir? Savaşa topyekün gidilir. Savaşa hep beraber yürünür. Orada en önde savaşan cephede, en önde çarpışan hekimler var. Laboratuvarda insanlar var. Bütün bu insanların bu gücü bitmeden, tükenmeden güçleri, bizim diğer tedbirleri almamız lazım. Mesela bu savaşta en önemli şeylerden bir tanesi test yapmaktır. Neden? Çünkü pozitif olanı siz ne kadar erken yakalarsanız, onun ve onu toplumdan ayırırsanız, o kadar ölçüde başkalarıyla temas etmesini de önlemiş olursunuz. Ama bizim Sağlık Bakanı şey dedi, 5000 tane test yapayım da 5000 tane vaka çıkarsa ne yapayım ben bunları dedi. Bu sorunun cevabı Sayın Bakan'dadır şimdi. Ben söyleyeyim kendisine ne yapması gerektiğini. Test çok önemlidir Çiğdem Hanım. Bütün dünya bu testleri, işte şu kadar test yaptık, bu kadar yaptık diye açıklıyor. Neden? Çünkü pozitif vakalara hızlı ulaşmak bir başarıdır. Başarı test yapmayıp da efendim bizde iyi gidiyor, yatay seyrediyor, yakında da açılacağız demek değildir başarı. Başarı pandemi hastanesi yapmaktır. Başarı her pozitif vakayı en kısa sürede yakalamaktır. Başarı o yakaladığınız pozitif vakaları başkalarıyla temas etmesinler diye merkezi karantinalara koyup onları orada tutmaktır. Başarı hastane ihtiyacı olan bu virüsten dolayı insanların tedavilerinin en iyi şekilde hastanede verilmesidir. Başarı bu virüsten dolayı yoğun bakım ihtiyacı olan insanların yoğun bakımlarını hazır tutmaktır. Başarı budur ve başarı çalışanlarınızı korumaktır. Sağlık çalışanlarının düzenli testleri yapılsın diye biz söyle dilimizde tüy bitti. Kişisel koruyucu ekipmanlar meselesi var. Hala daha biz bu ülkede envanterin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ülkeye sürekli kişisel koruyucu ekipman da geliyor, maske de geliyor, kit de geliyor, ilaçlar da geliyor. Ama nerede, ne kadar var? Kime ne kadar verildi, bunlar nasıl tasnif edildi, nasıl dağıtıldı, hala daha bunu biz Sağlık Bakanı'ndan duyamadık. Ben bunu yarın mecliste soracağım. Yani bu envanter nedir, ne kadar var, biz önümüzdeki zamanda ne kadar daha ihtiyacımız olacak? Çünkü işte şimdi var 5000 ama bu iş yaparsa, devam ederse bu süreç, bunun da bir eksikliği hissedilecek. O yüzden bütün dünya zaten bu malzemelerin peşine düşmüşken bizim önceden bunları sipariş verip de hazırlığımızı yapmamız lazımdı. Yoksa uçaklardan geldi, depolara girdi, oh orada var. Hayır efendim. O malzeme bir hekim bir hastayla birlikteyken, bir hemşire bir hastayla birlikteyken orada değilse, sizin o dolu depolarınızdaki malzemelerin bir anlamı yoktur. Siz sağlık çalışanlarınızı korumazsanız bu insanlar zaten yoruluyor. Bir süre sonra
hastalanırlarsa ne yapacaksınız? Bütün ülkeler, bizden önde giden ülkelerde, hani zaman bakımından tecrübesi önde olan ülkelerde böyle oldu. Tamam, COVID bölümünde malzemelerin eksik olmadığını görüyoruz, onu biliyoruz. Ama diğer sağlık merkezlerinde durum nedir? Artık herkesin pozitif olduğunu kabul ederek, peşinen kabul ederek davranmamız gerekiyor. Evet, mesajlarımız var, sorularımız var size. Onları da aktaralım. Örneğin Ethem Durak şöyle demiş: günaydın, kolay gelsin. Doktor hanımı tebrik ederim. Çok güzel bir siyasi konuşma oluyor dedi. Siyasi konuşmanın altını çizerim. Sorun bakalım, hiç meyvesiz ağaç taş attı mı? Hastane değişimi Allah kelamı mı, değişemez mi diye eklemiş. Yani bugünlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de siyaset yapılıyor muydu, yapılmıyor muydu? Allah, Çiğdem Hanım, bunları bir kalemde geçelim. Günü gelecek, tamam mı? Bu süreç bitecek. Dileyelim ki kaybettiğimiz insan sayımız az olsun. Dileyelim ki bundan hasar gören ekonomik yapımız, çok fazla ekonomik zarar görmemiş olalım. Bütün bunları dileyelim. Ve bir şey daha söyleyeyim. Her şey bittikten sonra bizim birçok şeyi kaybımız olacak. Birçok şeyi de yeniden inşa etmemiz gerekecek. Ve eğer sanıyorlarsa ki bu iş Mart ayından bu işin başladığı güne dönecek, herkes çok yanılıyor. Gerçekten çok yanılıyor. Birçok şey kaybedilecek, ekonomik şeyler, sorunlar yaşanacak, insanlar işsiz kalacak, insanlar parasız kalacak, iş yerleri kapanmak durumunda kalacak ve bizim yaralarımızı sarabilmemiz için bu süreci en iyi şekilde yönetmemiz lazım. Kim ne derse desin, eğer bir hata varsa bu hatayı söylemek benim ve milletin vekili olarak görevimdir. Doktor Sıla olarak da görevimdir. Bu ülkenin bir evladı olarak da görevimdir. Biz bunlardan yani korkmayız. Yani işte siyaset yaptıydınız, efendim şunu, hayır efendim. Biz bu ülkenin bugünü ve yarını için çalışan insanlarız. Bunun için gayreti olan insanlarız. Öyle korkacak, çekinecek de bir durumumuz yoktur. Yanlışa yanlış, doğruya da doğru demesini biliriz. Getirdiğimiz hiçbir eleştirinin de gerekçesiz veya altında herhangi bir eksikliği olan eleştiriler değildir. Bütün bunları biz nedenleriyle açıklıyoruz. Mesela bu test konusu. Testlerin kitleri meselesi. Ben birkaç gün önce bir paylaşım yaptım ve bu kitlerin fiyatlarıyla ilgili niye bir kısmı daha ucuz, niye bir kısmı daha pahalı diye bir soru sordum. Çünkü neden bu soruyu sordum? Bizim önümüzde bazı engeller var. Nedir o? Bizim bu süreci en iyi şekilde yönetebilmemiz için test sayısını arttırmamız lazım ki bulaş azalsın. Test sayısını arttırmamız için o testi yapacak olan cihazlara ihtiyacımız var. O cihazları çalıştıracak olan insan, uzmanlara ihtiyacımız var ki o cihazları çalıştıran insanlarımızın sayısı da azdır ve gerçekten çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Bizim yapmamız gereken bir tane cihazla 2-3 tane çalışanla bütün yükü bu insanların üzerine bırakmak değil, bunu paylaşmaktır. Şimdi paylaşmak zamanıdır. PCR aletleri hastanede, işte Lefkoş Hastanesi'nde var, bir tane de Maos Hastanesi'nde birer var. Birer tane mi var yoksa? Hayır, yani benim bildiğim kadarıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde birden çok PCR cihazı var. Ama tabii bu PCR cihazlarının real time olması lazım. Bu test, yani bazı özelliklerinin olması gerekiyor. Sadece cihazın varlığı yeterli değil. O laboratuvardaki altyapının, işte sterilizasyonun, ultraviyole ışınlarının, havalandırmanın da yapılması gerekiyor. Ama bunlar atla deve işler değildir. Eğer cihazınız varsa bir tane checklistiniz olur. Bütün dünya zaten acil durumlarda bu tür laboratuvarların asgari hangi ihtiyaçlarla çalışacağını size tarif eder. Bakarsınız, bu var mı var, bu var mı yok. O zaman bunu ekleyeyim dersiniz. Yani bu yoktu zaten, onun için yapamayız diyecek durumda değiliz. Bizim şu anda mümkün olduğunca fazla sayıda PCR, bu ülkede bugüne kadar bir milli servet oluştu. Üniversitelerde var bu cihazdan.
Ve üniversitelerde de, kamuda da bu işi yapabilecek, özelde de yapabilecek bizim moleküler biyologlarımız da var. Bu laboratuvarda girip çalışacak insanlarımız da var. Bizim bu dönemde bu insanların emeğine, bu insanların çalışmasına ihtiyacımız var. Yani birkaç kişi çalışacak, diğerleri de evde oturacak ve bekleyeceğiz, gün geçecek ve bu kriz bitecek. Hayır. En çok çalışacağımız zamandayız biz. Şu anda bir savaştayız. Bu ülkeyi kurtarabilmek için bu virüsün vereceği zararlardan hep beraber çalışmamız lazım. O yüzden benim söylediğim şey basit. Laboratuvar olanaklarımızı arttırmamız ve elimizdeki envantere bakıp bunu Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde mutlaka oluşturmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde de mümkün olduğunca daha fazla test yapmamız lazım. Bizim insanlarımızı bu işte organize etmemiz lazım. Bu en önemli engellerden bir tanesi. Test yapan cihaz sayısının az olması. Ama bu üstesinden gelinebilir çünkü ülkede yapabilecek başka cihazlar da var. Bir başka engel, bu cihazları kullanacak insan sayısı şu anda az görünüyor, yapanların sayısı az. Bu da üstesinden gelinebilir çünkü bu konuda uzman olan insanlarımız da vardır. Onlar da kanalize edilebilir, onlar da kısa bir eğitimden, hangi standartlarda bu işi yapacaklarından o süreçten geçirilebilir. Bunlar yani zor işler değildir. Yeter ki yapmaya niyetiniz olsun. Bir engeliniz de kit fiyatlarıdır. Çünkü şu anda bir PCR kiti işte 100 doların üzerinde. Tabipler Birliği Başkanı açıkladı. Kendileri bağış topladılar. Bir toplumsal dayanışma gösterisi olarak ve satın aldılar. Aldıkları kitler işte 700-750 lira civarındaydı ya da işte kura göre o civarda. Çok daha pahalı ama ben size bir şey söyleyeyim. Yani siz 600 lira ise 10 kişiye test yapsanız 6000, 100 kişiye test yapsanız 60 bin lira günde ödersiniz. Yani bu maliyet, bir de sürecin ne kadar olacağı belli değil. Gerçekten hani yapılandırılması gerekir. Ben bunu söylerken bunu kastediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bu iş başladığı zaman bilim insanlarına dedi ki bana kit üretin. Ve iki tane doktora öğrencisi, genetikçi durdular ve kit ürettiler. Ve bu ürettikleri kit şu anda Türkiye'de kullanılan kittir. 6 dolardır mali fiyatı. 6 dolar düşünebiliyor musunuz siz? Biz günde 100-120 dolarlık kitler kullanıyoruz. Bir tanesi öyle. Türkiye Cumhuriyeti 6 dolara mal etti şu anda kullanmakta olduğu kendi kiti. Ve bu kit Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Kalitesiyle ilgili hiçbir sorun yoktur. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Bu test yapılırken virüsün genetik materyali dediğimiz RNA'nın ayrılması meselesi var. Bu RNA elle ayrıldığı zaman hem daha uzun sürer hem bazı riskler içerir. O yüzden mekanik olarak otomatik ayırıcı makineler var. Bu kit bunu da ortadan kaldırdı. RNA'nın da iki işi birden yapıyor. Hem RNA'sını ayırıyor hem de testini yapıyor ve çok hızlı çalışabiliyor. Çok hızlı zaten Easy Rapid gibi bir şeydir adı. Yani çok kolay ve hızlı olması özelliğidir. Bu benim sormak istediğim sorulardan bir tanesi de yarın Sağlık Bakanlığı'na bu olacak. Siz TC Sağlık Bakanı ile konuştunuz mu? Bu kolay ve hızlı kitlerin temini için talepte bulundunuz mu? Yani şimdi gerçekten kitlere ulaşmak zor olabilir, maliyetler yükselmiş olabilir. Bütün bunları anlıyorum ben. Ama bu sürecin bir ay öncesinde bu işlerin yapılması gerekirdi. Hadi yapılmadı, hadi yapılmadı ama bugünden itibaren yapılması gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nin üretmiş olduğu bu kadar iyi kalitede bir kit varken ve bu kadar ucuzken bunu niye talep etmiyoruz? Ya da ettiysek bunun sonucu ne oldu? Ben bunları bilmek istiyorum. Ve bu kitler tümü de bizim ülkemizdeki makinelerle, cihazlarla da uyumlu olan kitlerdir. Yani hiç kimse çıkıp da bana demesin o kit bizim makinelerimize uymaz, o kit bizim makinelerimize uyar. Evet. Bütün bunların araştırmalarını yaptık. Dolayısıyla bu kadar test diye biz söylüyoruz. Ne kadar çok test, o kadar iyi bir mücadele diyoruz. Bu testlerin yaygınlaşabilmesi için de elbette ucuzlaması hem bu ülkenin sağlığı için hem bu ülkenin ekonomisi için çok gerekli bir şey.
Evet. Mesajlar da devam edeyim bu arada. Fatma Hanım bir mesaj göndermiş. Ethem Bey size katılmıyorum demiş Sıla Hanım. Çok çok iyi bir doktor olmasın yanı sıra. Aynı zamanda meclisimizde gerekliliği bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bundan sonra sadece partisel ve at gözlüğüyle bakmayalım. Lütfen tüm siyasilerimiz ve hekimlerimize kulak verelim. Toplumun kötülüğü için ne söyledi de bunu söylüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı kulaklarını tıkamış. Tek başına kendini oraya kapatmış, kimseden fikir alışverişi almıyor, her şeyi ben yaparım diyor. Bence muhalefet artık bu gidişe bir dur demesi gerekiyor demiş gönderdiği mesajda. Çiğdem Cücen iyi yayınlar demiş, Ulaş Değer, Solakay iyi yayınlar demiş bu arada. Yunus Yıldız, kapalı Maraş'ta 3 tane hastane var, neden açılmadı, bunu yapabilirlerdi, pandemi hastanesi yapabilirlerdi demiş. Metin Marasali, kolay gelsin, günaydın demiş bize. Salih Gündoğmuş, günaydın Çiğdem Hanım, gerçek şu ki program güzel, konuklarınız içimizi kararttı bugün demiş, sempati duyduğumuz kişilerdir bunlar demiş. Buradan artık siyaseti bırakıp nasıl yaşayacağımızdan bahsedenleri saygıyla selamlıyorum. Doktor olmak bu düşmandan kurtulurum diye düşünmesin. Doktorlar da elbette endişelidir dedi. Tabii ki doktor olan hasta, ben küçükken öyle zannederdim. Doktorlar hiç hasta olmaz. Öyle bir psikolojim vardı. Nereden öyle? Yani doktorlara hiçbir şey olmaz. Onlar her şeyi bilir diye düşünürdüm. Ama bu yani yaş ilerledikçe artık anladım ki doktorların da aslında bizlerden daha çok endişeleri var. Bir şeyi bilmek daha da çok fazla karamsarlığa itiyor insan. Siz kendi psikolojinizi nasıl koruyorsunuz Sıla Hanım? Şimdi biraz isterseniz işin o kısmına girelim. Bu sürecin ilk başında koronavirüs ve ruh sağlığımız diye bir paylaşım yapmıştım hatırlarsanız. Evet, evet. Ve o zamanlar daha o konunun ilk kez gündeme geldiği, yani ilklerden bir tanesiydi diyelim. Sonra bu konuda uzman olan arkadaşlarımız çok büyük çabalar ortaya koydular ve birçok insana da yardım ediyorlar. Onları da buradan selamlamak istiyorum. Gerçekten bütün tümümüzün rutini bozuldu. Elbette düzenli bir maaşı olanların kaygısı çok daha az. Ama düzenli bir maaşı olmayanların, çalışarak hayatını kazananların ya da iş yerleri çalıştıkça para kazananların kaygıları daha da yüksek. Bu dönemde benim herkese tavsiyem, hekim olarak tavsiyem şu olacak. Bir kere günlük bir rutin oluşturmak gerekir. Günlük rutinimiz, işte böyle uyku saatimiz önceden nasılsa yine aynısını korumak gerekir. Çünkü vücudun da bir biyoritmi vardır, o ritmi de bozmamak gerekir. Yani aynı saatte yatıp yine aynı saatte kalkmaya devam etmeli insanlar. Beslenmeleri konusunda da yine aynı saatlerde yemeklerini yemeye ya da aynı saatlerde kahvelerini içmeye devam etmeleri gerekir. Bu beslenme işlerinde de evde olduğumuz için hani mutfakta daha da fazla zaman geçirebiliyor insanlar ve biraz fazla yiyor olduğumuzu gözlemliyorum. Tabii. Hepimiz bu günler geçecek. Ondan sonra aşırı kilolu ya da fazla kilolu insanlar olarak hayatlarımıza devam etmeyelim. Beslenme konusunda da sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ve egzersiz çok önemli. Elbette sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar parklara gidemiyorlar. Statlara gidemiyorlar. Yürüyemiyorlar. Bisiklet süremiyorlar. Bunu anlıyorum. Ama en azından evlerinin çok yakınında ya da varsa bahçelerinin içerisinde mutlaka egzersizlerini yapsınlar. Ve yalnızca yürüyüş değil, diğer kültür fizik hareketlerini de yapsınlar. Mümkün olduğunca hareketli olsunlar. Bu söylediğim özellikle kronik hastalığı olan kişiler için geçerlidir. Yani hipertansiyonu ve diyabeti olan ya da böbrek hastalığı olan hastalarımız için hareketsizlik çok büyük bir risktir. Keza kalp hastalığı olan hastalarımız için hareketsizlik çok büyük risktir. O yüzden hareketi arttırmamız lazım. Hareketsiz kalırsak kan şekeri yükselir, damarlar tıkanır, başka sıkıntılar çıkar. O yüzden uyku düzenimize dikkat edelim. Beslenmemize çok dikkat edelim, sıvı tüketimine çok dikkat edelim, egzersizlerimizi mümkün olduğunca yapmaya çalışalım. Zaten bu rutini oluşturduğumuz zaman böyle karamsar, kaygılı düşünceler de bizden kendiliğinden uzaklaşacaktır. Bu süreçte
Elbette uzak duruyoruz sevdiklerimizden ama onlarla bir şekilde iletişim de kuralım. Telefonda konuşalım, internet üzerinden haberleşelim. O bağı da hiç koparmayalım sevdiklerimize, o dayanışma ruhunu. Bir de ben hep şunu söylüyorum, tatilde değildir Kıbrıs. Tatilde değiliz hiçbirimiz. Bir savaşın içerisindeysek eğer, herkesin bu dönemi verimli geçirmesi lazım. Kendi meslekleriyle ilgili daha çok okumaları lazım, üretmeleri lazım. Bugünler bitecek. Bugünler bitecek ve biz bu insanların bu ürettiklerine önümüzdeki zaman da ihtiyaç duyacağız. O yüzden herkes böyle bir tatil havasında ya da kaygılı bir bekleyiş havasından çıksın. Okumaya, düşünmeye ve üretmeye çalışsın. Bakın siz medya ne kadar doğru yapıyorsunuz. Yani bu ülkede medya ne kadar önemli. İnsanlar şu anda sizden haber alıyorlar. Sizden durumu takip ediyorlar. Eğer siz tatilde olsaydınız bu olabilecek bir şey miydi? Hayır, siz de sürekli çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Keza biz CTP olarak da öyle yapıyoruz. Birçok çalışma grubumuz, sağlık çalışma grubu, ekonomi çalışma grubu, eğitim çalışma grubu sürekli aktiftir. Örgütlerimiz, organlarımız sürekli aktifiz. Neden? Çünkü bugün tatil günü değil, bu çok çalışmamız gereken bir zamandır. Hem bugün için çok çalışmamız gerekiyor, hem de yarınlar için çok çalışmamız gerekiyor. Ben inanıyorum başaracağımıza. Yani tamam, olumsuzluklar var, biz de bunları uyarmak durumundayız. Bu bizim görevimizdir. Hiç kimse bize siyaset yapıyorsunuz demesin. Bu bizim en birinci görevimizdir. İnsanlar bize bu doğruları söyleyelim ve bu hep birlikte en doğrusunu bulalım diye destek veriyorlar. Yoksa herkes susacak, bakanlar kurulundaki işte 12 arkadaş da karar verecek ya da 11 arkadaş da karar verecek ve bu işler hep süt liman olacak zannediyorsa insanlar çok yanılırlar. Bu tümümüzün katkısının ihtiyacı olduğu bir dönemdir. Bu devletin bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, bugüne kadar bütün biriktirdikleriyle gireceği bir savaştır. Bizim beklediğimiz hükümetin bunu organize etmesidir. Yani o yüzden diyoruz ki bir bilim kurulu olsun. Tek bir bilim kurulu olsun. Çünkü bir siyasi bu yeni virüsle ilgili bütün gelişmeleri takip edemez. Ben de hekim olduğum halde çıkan bütün yayınları takip etmekte zorluk çekiyorum ama o bilim kurulu her gün değişen, her gün güncellenen yeni bilgileri takip etmeli. O takip ettiği ve öğrendiği bilgiler çerçevesinde de kriz merkezine bilgi vermeli. O kriz merkezi de bu devletin bugüne kadar oluşturduğu bütün kurumlar, bütün bakanlıklar, bütün daireler, yerel yönetimler, polis teşkilatı, sivil savunma teşkilatıyla birlikte bu savaşı yürütmeli. Bizim söylediğimiz budur. Olması gereken de budur aslında. Hiçbir şey için geç de değil. Çünkü bazı avantajlarımız var. Çok kalabalık bir nüfusumuz yoğun olmadığı için. Avrupa Birliği de öngörüyor zaten bunu. En az ölüm Kıbrıs'ta, Malta'da olacak diyor. Neden? Çünkü adayız. Ada olmanın bir avantajı var ve nüfusumuz az. Yani bu zaten bir öngörüdür. Bu bizim başarımız olmayacak. Zaten Avrupa Birliği bunun bu şekilde olacağını söyledi. En az ölümü dedi Malta'da ve Kıbrıs'ta bekliyoruz dedi. Biz de üzerimize düşeni yapalım. Çünkü bu süreç ne kadar uzarsa sağlıktaki meseleler, ekonomideki evet. meselelerin etkisi çok daha fazla olacak. Bir normalleşme, bir yeniden açılma hasreti içerisindeyiz. Hepimiz öyle değil mi? Evet, eğer bu normalleşme ve yeniden açılmaya kavuşmak istiyorsak, o zaman bugün sağlıkla ilgili işlerimizi eksiksiz yapmak zorundayız. Evet, devam ediyorum ben mesajlarla. Metin Marasali, bu işi bilim kurulu yürütmesi gerekir. Sanırım bilim kurulunun aldığı kararları uygulayıp ekonomide ekonomiye de bunun üzerinden hükümet bir ayar yapabilir demiş. Aslında benzer şeyi söylüyorsunuz. Serdar İslandırıcıoğlu. Çiğdem Hanım günaydın, doktor hanıma sorun lütfen. Madem bu kadar bilinçlidirler, niye sağlık ekibine yardım etmiyorlar? CTP yardım etmeyi aslında ilk günden söyledi ama bu yardım teklifi kabul edilmedi mi? Ne oldu? Yardım ediyoruz. Bu sevgili izleyicimiz bilsin bunu. Çok yardım ediyoruz. Sürekli bu sürecin en başından beri Sayın Bakan'la da görüşmelerimiz oldu. Kendisine tavsiyelerimizin neler olabileceğini hep söyledik, hep ilettik. Aldığımız bilgileri hep paylaştık. Elbette ki yardım ediyoruz.
böyle bir şey yok. En başından beri de zaten parti olarak elimizden geleni yapmalarını istemiştik. Ha, ben bir nöroloji doktoru olarak da çalışmak için sürecin ta başından beri gönüllü olduğumu zaten söylemiştim. Sağlık Bakanlığı'nın bilgisindedir. Evet, o zaman Arif Oruç, sanırım sorduğun sorunun cevabını son cümlesiyle almış oldun. Salih Gündoğuş, hastalık çıkmasaydı bu cihazların adını bile anmayacaklardı diye bir eleştiri göndermiş. Yani KKTC'de gelmiş geçmiş bugüne kadar hiç böyle bir pandemi olacak falan. Gerçi kuş gribi ve domuz gribi gibi birçok şeyi atlattık. Ama o dönemlerde de alınması ve bizim her zaman hazır olmamız gerekmez miydi? Yani belki bu soruyu daha farklı bir şekilde sorabilirim. Bu konuda en rahat cevap verecek kişilerden biri benim Çiğdem Hanım. Çünkü ömrümü hem hastalıklarla savaşmak için hem de vekil olmadan önceki son 5 yılımı da sendikada sağlıktaki altyapının güçlendirilmesi gerektiğinin en üst perdeden mücadelesini veren bir insanım. Yani hatırlayacaktır izleyicilerimiz, solunum cihazı yok diye hastanenin kapısının önünde ne kadar büyük bir eylem yapmıştık. Ve o bizim büyük eylemimizin ardından da Sayın Faiz Sucuoğlu, o dönemin Sağlık Bakanı, 22 tane solunum cihazı almıştı. Ve şu anda kullandığımız cihazlar da birçoğu bunlardır. O yüzden ben bu konuda hani çok rahat bir durumdayım. Çünkü zaten ömrümün önemli bir kısmını da sağlık hizmetlerindeki altyapının ve sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi için harcamış bir kişiyim. Bundan da büyük onur duyuyorum. Evet, Çiğdem Cücen, ben size söyleyeyim. Sayın Pilli ancak bilir devamlı söylediği tek şey, yapılan testlerde pozitif vaka sayısı yok der. Her gün plak gibi diyor, aynı şeyleri söylüyor. Laf çok, faaliyet yok eleştirisini göndermiş. Nevzat Kolçak, KKTC'nin en büyük sorunu 50 yıldır içe kapanık yaşamaktan ötürü artık körelmiş dünyadan bir haber yaşıyoruz. Bu yapının tekrar sil baştan yapılması gerekiyor. Dünyaya entegre olmamız şart. Bu çok doğru. Ben de yani bunu söylüyorum. Başkanımız da bunu söylüyor. Yeni bir sayfa değil bizim açmamız gereken bu işler bittikten sonra. Yeni bir defter açmamız lazım. Yani bu ne kadar yaptıklarımızı aynı şekilde devam edemeyeceğimizin en önemli kanıtı da bu krizde yaşadığımız sorunlardır. Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mı? Onu sormak istiyorum. Bu arada Mehmet Kurtulmuş Sıla Hanım, elinize dininize sağlık şeklinde bir mesaj göndermiş. Son olarak eklemek istediğinizi de hemen alalım, öyle noktalayalım. Yarın meclis var. Ben de heyecanla meclisi bekliyorum. Valla biz basın mensupları olarak da meclisi bu kadar özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Bazen toplandığınızda şey diyordum, ya bütün gün boyunca meclis haberi mi olur, bütün gün meclisi mi? Bir daha şikayet etmeyeceğim. Buradan müdüre de haber veriyorum. Toplanın ya vallahi. Biz gerçekten bunun çok gerekli olduğunu düşündük Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ve artık meclisin toplanması ve bunu daha fazla gecikmesinin mümkün olmadığını yönünde görüşümüzü verdik. Ben de çok özledim kişisel olarak da. Birkaç evrak almak için uğradım meclise. İnsan gerçekten farklı hissediyor. Yarın mecliste olacağız. Biz orada görüşlerimizi, bu toplumun sağlığı için, bu toplumun geleceği için yapılması gerekenleri söyleyeceğiz. Sorularımızı soracağız. Çünkü biz soru sorduğumuz zaman böyle yayınlarda ya da gazetede ya da sosyal medyada kimse şey yapmıyor. İktidar sanıyor ki meclis de kapalı, oh başım rahat. Hiç sorulan sorulara da cevap vermiyor, hiçbir hesap da vermiyor. Halbuki şeffaflık bu işin özüdür. Şeffaf olunmazsa alınan her karar da tartışmalı olur. O yüzden yarın meclisteyiz. Bu işi politik bir kavgadan uzak tutmamız gerekiyor. Yani şu baktığınızda devletin başında politik kavga var, koalisyon ortakları arasında politik kavga var. Bunlar gerçekten bu ülkeye yararlı değil. Bu ülkenin geleceği için yapılacak olan münakaşalar önemlidir. Yoksa işte bu işi kim yaptı, kim orada oturacaktı, kim gelecekti, kim gidecekti? İnanın ki bu tartışmalar ya da bunun üzerinden yapılan tartışmaların bu ülkede yaşayan hiçbir yurttaşa faydası yoktur. Bugünlerde zor geçiyor her şey, biliyorum. Çok da iyi anlıyorum ama hiç kimse direncini kaybetmesin. Bu ülkede yaşayan bütün yurttaşlarımız dirençlerini, güçlerini korusunlar, güvende kalsınlar. Başaracağımıza inanıyorum. Başardıktan sonra da yeniden inşa edeceklerimiz olacak, yeniden yapacaklarımız olacak. Ama oraya gelene kadar
bugün yapılması gerekenleri de en yüksek perdeden söylemeye devam edeceğiz biz. Herkese tekrardan güçlü kalmalarını ve güvende kalmalarını diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sıla Hanım. Sizinle tekrar birlikte olacağız tabii ki bu süreçte. Hani bugün yaptık programı, sonra yapmayacağız diye bir şey yok. Süreçleri çünkü yakından takip ediyoruz. Doktor Sıla Hanım da önce doktor olarak tabii ki bugün bizimle şapkasını, siyasi şapkasını bir kenara çıkardı. Hekim olarak konuştu, eksiklikleri söyledi ama gerekirse o şapkayı da takarız dedi benim anladığım kadarıyla. Yarın yeni bir günde görüşeceğiz. Programımızı burada noktalıyoruz. Az sonra Funda Bedir'le Sağlık ve Yaşam programında birlikte olacaksınız. 11 Haber Bülteni'nin ardından Doktor İlker İpek Dalsa stüdyo konuğu olacak. Yarın sabah görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.